Yaslanmışım kumsala, güneş damlar içime, kurumuş dudaklarımda unutulmuş bir beste yaşıyorum. Sevgili seyircilerimiz, Barışça Türkiye'nin sesi, Akdeniz'in incisi Antalya sahillerinde devam ediyor. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Burdur ilini gezmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz 3 haftadan beri Burdur'un Altınyayla ilçesini sizlere izlettiriyoruz. Bu hafta son bölümüyle Burdur ilinin Altınyayla ilçesine hep beraber gidelim. Dirmil dalı meşeli, dibi mor menevşeli. Karşıda kızlar geliyor, eli amper şişeli. Karşıda kızlar geliyor, eli amper şişeli. Sürün 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 sürmeli kızlar, göğsü de çapraz. Peki başkanım, kültürel zenginlikler dediniz. Altınyayla bizler de duyduk. Çok meşhur, gerçekten çok güzel bir ilçe. Harika bir ilçe. Kültürel zenginliklerle dolu bir ilçe. Bunu ekran başındaki izleyicilere de anlatalım istiyoruz sizin ağzınızdan. Başka neler var Altınyayla kültürel zenginlikler bakımından? Evet, kültürel zenginlikleri açısından ben işe başladıktan sonra her şeyden önce bir Dirmilimizin, Teke yöresinin kültürünün ana merkezi olan Dirmil'de bir halk oyun ekibinin eksik olduğunu gördüm. Evet. Ve bu halk oyun ekibini kurduk. Siz de bunlardan parçalar çok da güzel, çok da güzel bir halk oyun ekibi. Yönetmenimiz de şu an gösteriyor onu. Ekran başındaki izleyicilerimize gerçekten kutlarım sizi. Eğlencelerinize katılmak, eğlencelerinizde bulunmak ve ekrandaki izleyicilerimize bunları izlettirmek istiyoruz başkanım. Memnuniyetle. Şimdi bizim halk ozanlarımız da var burada, halk oyun ekibinin dışında. Onlar da size Sipsi ve Saz Cura'dan örnekler sunacaklardır. Umarım beğeneceksiniz sizlerden. Öyleyse hep beraber ekran başındaki izleyicileri de Altınyayla kültürel etkinliklerine davet edelim mi? Hep tabii beraber etkinliklerimizi izliyoruz. Bunun dışında kültürel zenginliklerimiz var. Biraz önce bahsettiğim ilçemizde Balbura dediğimiz antik kent var. Bunun dışında bizim bir köyümüz var, Ballık köyü. Burada Karanlık Vadi dediğimiz bir vadi var. Burada da son derece turizme uygun bir sedir ağaçlarının olduğu, Atlas dergisine kapak olmuş bir vadimiz var. Karanlık Vadi deniyor oraya da. Yaz aylarında gelen turistler de bu şekilde buraları görme şansına sahip oluyor. Eğitim açısından bakacak olursak ilçemizde 2 tane ilköğretim okulu var. 1 tane lisemiz var. Şimdi bir yüksekokul yaptırıyoruz. Yüksekokulunda şu anda %80'lik kısmı bitti. Önümüzdeki dönemde umuyorum Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne bağlı Altınyayla Meslek Yüksekokulu olarak açacağımızı ümit ediyorum. Kültürel zenginliklerimizden biraz önce bahsettiğim tarihi ve su kenti, aslında Altınyaylanın suyu çok meşhur. Bu suyu aynı zamanda şeker hastalıklarına da çok iyi geliyor. Şifalı bir su. Ben kendim de şeker hastasıydım ama buraya gelelden beri şu anda ilaç kullanmaz pozisyona geldim. Evet. Son derece de çok, buraya belediye başkanı olduğum için de son derece çok memnunum. 4 Temmuz'da kültürel zenginliklerimizi arttırmak için yıllardan beri burada Altınyaylı'da Kırkpınar baş güreşlerinden sonra bizim ilçemizde yapılıyor. 4 Temmuz'da bizim burada altın sipsi güreşleri yapılacak ve tüm bu çevre illerin, ilçelerin güreş severlerini de buraya ayrıca bekliyoruz. Biz de o gün burada olmaya çalışacağız. Sizi de bekleriz. Çok memnun ettiniz bizi. Çok sağ olun başkanım. İlçemizin tanıtım için, misafirlerimize tanıtmak açısından sizler de vesile olduğunuz için ben ayrıca sizlere de çok teşekkür ediyorum.